Hepinizin bildiği gibi Anayasa Mahkemesi anayasaya dayalı olarak Sayın Enis Berberoğlu'nun yapmış olduğu bireysel başvuru sonucunda Enis Berberoğlu'nun anayasadan kaynaklanan seçme ve seçilme hakkının ve diğer haklarının ihlal edildiğine karar verdi. Ve bu ihlal kararı gerekçeli bir şekilde resmi gazetede yayınlandıktan sonra gereği yapılmak üzere yerel mahkemeye gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nin teşkilat kanunu açık. Eğer hak ihlali bir mahkeme kararından kaynaklanıyor ise bu kararın ortadan kaldırılması ve yeniden yargılama yapılması için karar ilgili mahkemeye gönderilir. Anayasa Mahkemesi Teşkilat Kanunu madde 50. Bu çerçevede yerel mahkemeye gönderilen karar üzerine yerel mahkemenin yapması gereken sadece ve sadece yeniden yargılamayı başlatmaktır. Yeniden yargılamanın başlatıldığı anda önceki kararlar hükümsüz kalacağından Sayın Enis Berberoğlu tekrar seçme ve seçilme hakkının gereği olarak milletvekili olarak meclisteki görevine devam edecekti. Bütün bu hususlar Anayasa Mahkemesi kararında gerekçeli bir şekilde açıklanmıştır. Mahkemenin vermiş olduğu karar hukuk devletini ayaklar altına alan bir karardır. Mahkemenin böyle bir yetkisi yoktur. Süreç devam ediyor. Elbette itirazın sonuçlarını bekleyeceğiz. Memlekette hukukun devam edeceğine, işleyeceğine inanıyoruz, inanmak istiyoruz. Aksi takdirde anayasa askıya alınmış olur ki bu çok çok tehlikeli, çok çok sakıncalı bir durumdur. Yargı sürecini takip ediyoruz. Devamına göre grup sözcülerimiz, parti sözcümüz, grup başkan vekillerimiz, ilgili arkadaşlarımız gerekli değerlendirmeyi yapacaktır.